Yes, we're looking at like the most S. So do you think I'm a mistake? Plan 16 a 16 tem 1,6, lembrando que tipo tem 1,2, seria uma sinergia que não gostei. O que do ganho e as outras não, se a direita interna está muito triggered, eu acho meio estranho assim. Arkadaşlar burada diziler kullanıyoruz. Böyle çok input istediğim için belki dizileri kullanırsınız diye tahmin ettim. O yüzden böyle bir soru yazmak istedim sizinle. Şimdi burada sayı demişim. Integer olarak tanımlamışız. Sayı sıfırdan itibaren 7'ye kadar yani 8 adet değer alabilir ki vektör aslında bu. İyice ve geçici demişiz. Bu geçicinin yeri çok önemli burada. Daha sonra bir döngüye sokuyoruz arkadaşlar sayıyı. Ne yapıyoruz? Teker teker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıfırdan başlıyoruz. Tabii. Sıfırdan 7'ye kadar sayıları istiyoruz ve bunu o değere kaydediyoruz. Burada. Daha sonra for döngüsüne sokuyoruz buradan çıktıktan sonra. Burada asıl işimiz sayıları sıralamak. Önce kaydettik şu bölümde. Teker teker printf scanf yapmadık. For'la kaydettik. Burada ise ne yapıyoruz? I'yi 0'dan 7'ye kadar artırıyoruz. Daha sonra j'yi de 0'dan 7'ye kadar artırıyoruz. Daha sonra sayıları kontrol ediyoruz. Yani nasıl diyeyim? Burada i sıfırken bu j sıfıra bakıyoruz. I sıfır, j sıfır yani iki sayı birbirine eşit, değil mi? Daha sonra bu sayıları teker teker birbirine geçiren bir atamalı işlem yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani sayı sıfır geçici oluyor. Sayı sıfır bu değer sağlanırsa tabii. X'i birbirine eşit ya da küçükse sayıyı sayı j'den küçükse diyoruz. Ne oluyor? Sayı sıfırı sayı sıfırdaki değeri geçici atadık. Sayı sıfırdaki değeri ise sayı sıfıra atadık ilk değer için. Sayı sıfırdaki değere ise geçici atadık. Yani tekrar hepsi aynı olduğu yerde kaldı. Peki i sıfırda j'yi 1'e artırıyoruz. J 1 oldu. Girilen sayıyı kontrol ettiriyoruz. Girilen sayılar yine aynı bu koşulu sağlıyorsa yine tekrar böyle bir sistem uygulanıyor. Tekrar tekrar bunu denediğimizde ise bunun sonucuna bakıyoruz. Burada en sonunda geçici bir şey yapmıyor. Sadece arada kullanılan parametre olarak geçiyor. Tekrar sayılar sıralanmış oluyor. Aslında. Yani sayı dizisinin içine, vektörün içine tekrar sıralamış oluyoruz. Küçükten büyüğe. Bunu tekrar ekrana yazdırıyoruz. Yani for döngüsünü kullanarak bu sefer sıralanmış biçimde yazılmış oluyor. Burada amaç bu. Peki biz bunu küçükten büyüğe yaptık. Büyükten küçüğe nasıl yapardık? Şuradaki küçük işaretleri büyüktür yapsaydık olurdu diye tahmin ediyorum. Bir denemek lazım. Bunu siz denersiniz. Neyse diğer soruya geçelim.